Nişan için kısa saç modellerini örnekler göstereceğiz birazdan. Saçın önce maşalanmasını sağlayacağız ve dalgalı bir form yakalayacağız. Ondan sonra da birkaç değişik varyasyonda kısa saçta nasıl nişan saçları yapılır hep birlikte göreceğiz. Ve saçları maşaladık, dalgalı bir form yakaladık. Bol bol parlatıcı ürün süreceğiz saça. Saçtaki taras taras görüntüyü alıp dalgaların daha parlak olmasını sağlayacağız. Ve birkaç değişik modelle şimdi size uygulamalar göstereceğim, varyasyonları anlatacağım. Kısa saçlı bir modelimiz var ve nişan saçı istiyoruz. Böyle günlerde ben her zaman abiye ile doğalı karıştırarak bir saç modeli yakalamaya çalışıyorum. Birinci modelim şu olur, böyle bir yüz ifadesinde. Yüzü biraz gererim ve tek taraftan toka takalım, bakalım ne olacak. Bunu yaparken enseden başlayarak sırayla 7-8 tane toka, tıpkı bir tren rayını dizer gibi, her biri diğerinden 2 santim sonra başlayacak şekilde çok basit bir teknikle, bakın gördüğünüz gibi uyguluyorum. Saçın bir tarafını güzelce toplamış olacağım. Bu senenin modalarından bir tanesi asimetrik toplu saçın birinci versiyonunu ortaya çıkartacağım. Sol tarafı da biraz öne çekerek gördüğünüz gibi birinci modelimizi yakaladık. Şu anda buradan arzu ettiğimiz takdirde küçük bir aksesuar da kullanabiliriz. Çok rahat bir nişan modeliyle yolcu edebiliriz. Şimdi diğer modele geçiyorum. İkinci modelimde de saçın diğer kısmını da şimdi geriye doğru alacağım. Bunun için de çok rahat görmenizi sağlayacak şekilde uygulamamı yapacağım. Saçı yatırdım ve yine sağ tarafta yaptığım tokalama tekniğini burada da yapıyorum. Çok net görüyorsunuz siz de. Çok basit, çok rahat bir uygulama. Gördüğünüz gibi şimdi görüyorsunuz şu anda ve saçın iki tarafı da toplanmış vaziyette. Bu bölümde de böyle geriye doğru formlar yakalanarak spreylenebilir. İkinci saç modelimiz de bu şekilde nişan saçı olarak tokalanabilir. Ve yine iki taraftan kullanılacak aksesuarlarla çok şık, çok zarif bir nişan saçı ortaya çıkartılabilir. Üçüncü modeli de göstermek istiyorum size. Kısa saçta üçüncü bir nişan saç modeli. Bunun için arkalarda az önce kullanmış olduğum tokaların kulak hizasına kadar olan kısmını çıkartıyorum. Ve bu bölgeyi yukarıya doğru tarayarak sanki bir topuz yapacakmış gibi zorlayarak saçı şu şekilde yukarıda tokalıyorum. Aynı şekilde diğer tarafa geçeceğim. Diğer taraftan da kulak hizasına kadar tokaları alacağım. Ve bu bölgeyi de yukarıya doğru kaldıracağım. Buradaki amaç kısa olmasına rağmen saçı uzun göstermek. Bu da doğru teknikler kullanılarak uygulanabilecek bir şey. Dönüyoruz. Saç uçlarını da hafif krepelerle destekleyerek, dalgalarımızı, formunu ortaya çıkartarak bir saç modeline doğru gidiyoruz. Saç ensede çok kısa saçlardan ibaret olduğu için burada fön, maşa gibi şeylerden de destek alıp ense kısımları yapıştırarak topuza uygun hale getiriyoruz. Kısa saçlı insanlarda da nişan saç modelleri hakkında birkaç örnek göstermeye çalıştık. 3 ayrı değişik modelimizle küt, katlı ve kısaya yakın saç modelleri olan herkes bu tip çalışmalarla nişan saçlarında çok iyi sonuçlar elde edebilirler. Bu tip saçlarda mutlaka küçük çiçekler ve aksesuarlar kullanılmasını da tavsiye ediyorum.